1 bölü sinüs kare teta artı 3 çarpı sinüs teta çarpı kosinüs teta artı 5 çarpı kosinüs kare teta. Evet, bu ifadenin en büyük değerini bulmamız istenmiş. Güzel. Şuraya tekrar yazalım. 1 bölü sinüs kare teta Sinüs kare teta gördüğümde gözüm hemen kosinüs kare teta arar. Çünkü bu ikisinin toplamının bir edeceğini biliyoruz öyle değil mi? Ve bizim gözlerimiz bir tane kosinüs kare teta ararken bu soruda tamı tamına 5 tane kosinüs kare tetamız var. Bunlardan birini hemen sin kare tetanın yanına yazalım ve devam edelim. Geriye 4 kos kare teta kaldığı için artı 4 kos kare teta ve 3 sin teta çarpı kosünüs teta. Evet, yaptığım bu ilk düzenleme ile sin kare teta artı kos kare teta'nın yerine 1 yazabiliyorum. Şimdi 1 bölü 1 artı, şimdi de şu 4 kos kare teta'yı başka bir şekilde ifade edip edemeyeceğimi düşüneyim. Özdeşlikleri şuraya not edecek olursak, bu arada bu özdeşliklerin ispatlarını trigonometri videolarında yaptık. Evet, cos kare teta 1 artı kosinüs 2 teta bölü 2'ye eşittir. Şu ana kadar yaptığım şey bu ifadeyi daha sade hale getirebilmek. Böylelikle birazcık kalkülüsle paydayı minimum dolayısıyla bu ifadeyi de maksimum yapan değeri bulmayı hedefliyorum. Peki, kosinüs kare teta buna eşitti. Bunu 4 ile çarparsak ya da 4 bölü 2, 2 eder payı 2 ile çarparsak 2 artı 2 çarpı kosinüs 2 teta elde ederiz. Evet, bu tamam. Buradaki terim içinse Sinüs 2 teta eşittir 2 sinüs teta çarpı kosinüs teta özdeşliğini kullanabiliriz, öyle değil mi? Bunu bir de 2'ye bölersek daha iyi olacağını düşünüyorum. 1 bölü 2 sinüs 2 teta eşittir sinüs teta çarpı kosinüs teta olur. Şimdi de bunun yerine burada bulduğumu yazayım ama bu ifadenin başında bir 3 olduğunu unutmayın. 3 bölü 2 sinüs 2 teta. Burası 3 etti. Yeniden yazalım. 1 bölü 3 artı 2 kosinüs 2 teta artı 3 bölü 2 sinüs 2 teta. Paydanın minimum olmasını sağlayacak teta bu ifadeyi de maksimum yapacağı için gelin paydanın alacağı en küçük değer üzerinde yoğunlaşalım. Hemen yazayım. Bunun minimum değeri. Bir saniye kafamız karışmasın şöyle yapalım minimum 3 artı 2 kosinüs 2 teta artı 3 bölü 2 sinüs 2 teta. Bunu da minimum 3 artı, göze biraz daha sade görünmesi için 2 teta yerine x yazayım. Böylece 3 artı 2 kosinüs x artı 3 bölü 2 sinüs x elde ederiz. Evet, bu ifade artık oldukça basit bir ifade değil mi? O halde artık bunun minimum değerini bulmaya hazırız. Ben bunun türevini alarak türevin sıfıra eşit olduğu noktayı bulmayı düşünüyorum. Bulduğum bu nokta ya bir maksimum ya da bir minimum nokta olacak. Bunun x'e göre türevini alacak olursak, 3'ün x'e göre türevi 0'dır. 2 kosinüs x'in ise eksi 2 sinüs x, değil mi? 3 bölü 2 sinüs x'in türevi de 3 bölü 2 çarpı kosinüs x'tir. Evet, bunu sıfıra eşitlersem ki sıfıra eşitlememin sebebi burada eğimin sıfır olması. Yani ya bir maksimum ya da bir minimum değeri elde edecek olmam. İki tarafa da 2 sinüs x ekleyeceğim ve böylece 3 bölü 2 kosinüs x eşittir 2 sinüs x olacak. Sonra eşitliğin iki tarafını da mesela 2'ye bölersek, evet adım adım ilerleyelim ve her şeyin anlaşıldığından emin olalım. 3 bölü 4 kosinüs x eşittir sinüs x. İki tarafı bir de kosinüs x'e bölersem, 3 bölü 4 eşittir sinüs x bölü kosinüs x. Yani tanjant x olur. Tanjantı 3 bölü 4 olan x değeri bu ifadenin ya minimum ya da maksimum değerini almasını sağlayacak. Şimdi biraz düşünelim. Hemen birim çemberimi çizeyim ve bize tanjant değeri olarak 3 bölü 4'ü veren x değerlerinin ne olduğu konusunda biraz konuşalım. Evet bu birim çemberim daha iyisini çizebileceğimi düşünüyorum. Bir saniye evet. Evet tamam bu daha iyi oldu. Birim çember üzerinde tanjantı 3 bölü 4 olan bir açıya sahip bir üçgeni. Tanjantı 3 bölü 4 olan bir açıya sahip olan üçgen. Tanjant karşı bölü komşu olduğuna göre şöyle yapayım bu üçgenim olsun. Bu da x açısı karşı bölü komşu 3 bölü 4 olacağı için burası 3 burası da 4 olsun. Bunun bir 3, 4, 5 üçgeni olduğunu hemen anladığınızı düşünüyorum. Burası dik açıysa 3'ün karesi artı 4'ün karesi 25 eder ve 25'in karekökü de 5'tir. Bu üçgeni birim çember üzerine oturtamam ama her şeyi 5'e bölecek olursak, burası x ve burası da 1 ise burası 3 bölü 5 ve burası da 4 bölü 5 olur. Bu açının tanjantı 3 bölü 4'tür öyle değil mi? Ama bunun minimum mu yoksa maksimum mu olduğunu anlamak için şöyle düşünelim. Bu açının sinüsü de kosinüsü de pozitifse bu değerler de pozitif olacağı için ifadenin değeri büyüyecektir. Bize aynı tanjant değerini veren diğer x ise tanjant birim çemberin yarı çapının x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açı yani eğim olduğu için işte burada. Evet, bize aynı tanjant değerini veren diğer x de işte bu. Burada tanjant yine 3 bölü 4 ama kosinüs de sinüs de negatif olduğu için, evet buradaki x koordinatı ya da kosinüs eksi 4 bölü 5, sinüs ya da y koordinatı ise eksi 3 bölü 5. Kısacası hem sinüs hem de kosinüs negatif olduğu için buradaki x değeri bize minimum değeri verecektir. Dediğim gibi buradaki x'i kullanacağız. Bu arada x'in ne olduğunu da bulmamıza gerek yok. Çünkü eğer buradaki tanjant 3 bölü 4 ise kosinüs 4 bölü 5 ve sinüs 3 bölü 5 olacağı için bu bir maksimum. Buradaki sinüs eksi 3 bölü 5 ve kosinüs de eksi 4 bölü 5 olacağı için de bir minimum elde edeceğimizi biliyoruz. Minimum. 3 artı 2 çarpı, unutmayın buradaki kosinüs değerini kullanacağız. 2 çarpı kosinüs x, 2 çarpı eksi 4 bölü 5 artı 3 bölü 2 çarpı sinüs x yani eksi 3 bölü 5. 3 artı eksi 8 bölü 5, şuraya artı yerine eksi koyayım. 3 eksi 8 bölü 5 eksi 9 bölü 10. Hepsinin paydasını 10'da eşitlersem 30 bölü 10 eksi 16 bölü 10 eksi 9 bölü 10'dan 5 bölü 10 yani 1 bölü 2 bulurum. O halde paydanın alacağı minimum değer bu. Evet, şu ana kadar yaptığımız her şey paydayla ilgiliydi. Ve eğer paydanın alacağı minimum değer 1 bölü 2 ise, bu ifadenin alacağı maksimum değer de 1 bölü 1 bölü 2'den 2 olacaktır. İşte bu kadar.